Biz topyekün demokratikleşme anlayışıyla ortaya çıkıyoruz. Bu çok farklı bir bakış açısı. Yani Türkiye'de Kürt meselesi dahil olmak üzere birçok meselenin özü Türkiye'nin demokrasiden uzaklaşmasıdır. Şimdi buradan ele aldığınız zaman başka bir noktaya ulaşırsınız. Bir de yine ilk bölümde söylemeye çalışmıştım. Biz Cumhuriyetçi bir parti olarak eşitlik kavramına, yurttaşlık kavramına çok önem veriyoruz. Ve şunu görüyorum, Türkiye'deki Kürt meselesinin de özü ayrımcılık ve yine bununla birlikte düşünülmesi gereken adaletsizlik, eşitsizlik, dışlanma, sosyal dışlanma durumu. Şimdi doğal olarak böyle bir mesele orta yerdeyken bizim eşitlik anlayışımız, yurttaşlık anlayışımız bu sorunun çözümü için, Türkiye'deki Kürt meselesinin çözümü için yepyeni bir kapı açıyor. Buradan değerlendirilmesi. Ben bir üçüncü yol olarak tarif ediyorum bizim bu yaklaşım tarzımızı, yani bizim partimizin yaklaşım tarzını. Çünkü AK Parti ve MHP Türkiye'deki terör meselesiyle Kürt meselesini aynı sepete koyarak meseleyi baskıyla, zorlamayla çözebileceğini düşünüyor. Buna karşılık Kürt politikası, Kürt partileri diye temsil edilen gelenek ise kimlik siyaseti temelinde meseleyi ele alıyor. Şimdi bizim yaklaşımımız bunların ikisinden de farklı. Biz eşitlik ve yurttaşlık kavramları ile bu meselenin çözülebileceğini, Türkiye'de ayrımcılık sorununun bu şekilde ele alabileceğini düşünüyoruz. İlk bölümde sizin sorunuz temaya da gelmek istiyorum. Ne yazık ki bu kimlik siyasetlerinin doğasında bir çok önemli, çok temel bir problem var. Çünkü kimlik konusu pek müzakereye açık, esnetilebilir bir konu değil. Buna karşılık bir kutuplaşmayı da yaratıyor. Yani bu AK Parti'nin açılım politikalarını hatırlarsanız, bizim ona getirdiğimiz eleştirilerinin başında şu vardı. Siz bir toplumsal kesimi homojen bir grup olarak düşünüyorsunuz. Aynı menfaatleri olan, aynı fikirleri olan bir grup olarak düşünüyorsunuz. Ve birilerinin de onların önderi temsilcisi olduğunu düşünüyorsunuz. Ama gerçeklik bu değil. Yani meseleyi bir Ankara-Diyarbakır kutuplaşması ve ardından onun çözümü için Ankara-Diyarbakır müzakeresi olarak ele almak doğru değil. Çünkü Türkiye'de başka şehirler de var. Başka anlayışlar da var. Başka fikirler de var. O yüzden meclis Türkiye'nin sorunları için esas çözüm mecrasıdır. Ve her sorunun çözümünde, önce söylediğim gibi, bu temsil konusu önemlidir. Halkın temsilcileri olarak milletvekilleri, parlamenterler, halkın fikirlerini, çıkarlarını temsil eden, orada onu gündeme getiren kimse olarak sorunların çözümünde inisiyatif almalıdır. Yani gizli kapaklı, kapalı kapılar ardında yürütülen ve illegal yürütülen faaliyetlerden sonuç alınamaz. O gün de söylemiştik. Bunun yanında yine sorunların çözümü doğru yasaların yapılması da mümkün olur. Yani siz Türkiye'de Kürt meselesini çözecekseniz eğer bununla ilgili bir takım düzenlemeler yapmanız gerekecek, değil mi? Bunun yeri de meclis. Ve mecliste bir ortaklık yaratmak, mecliste bir fikir birlikteliği yaratmak, bunu inşa etmek, geniş toplumsal kesimlere anlatmak. Bu çok temel bir hadise.